Merhum Yazıcıoğlu'nun da ikisinin de kaderi aynıdır. İkisi de suikasttir bence, kanımca. Çünkü uydudan gönderilen bir sinyalle iki helikopterde düşmüştür. Bu Amerika'da kanundur. Bakın Amerika'nın istediği coğrafya dışına çıksın Heronlar. İsrail'in istediği coğrafyacı. Bakın Heronların görüntüsünü aynı zamanda hem bize hem de PKK'ya izlettiriyor İsrail. Böyle bir şey var mı? Bakın ne oldu? 3 tane bizim Heron'umuz düştü. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yapay zekalı insansız hava araçlarıyla ilgili şu şekilde açıklamalarda bulundu. Bir sürü insansız hava araçları konsepti görecekler, yapay zeka katılmış insansız hava araçları bunlar. Bir tanesi liderlik yaparak, diğer insansız hava araçlarını komuta edecek kabiliyet eklenecek. Eğer operasyon bölgenizde bu insansız hava araçlarda yüklenmiş haritalarla zemini karşılaştırıp bulabilecek, akıllı algoritma ile beraber, artık herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak, kendi operasyonunu yapabilecek yapay zeka yüklenmesi konsept düşünüyoruz. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sürü insansız hava araçları GPS'e ihtiyaç duymadan görev yapabilecek. Başkan İsmail Demir, sosyal medyadan, Kerkes küresel konumlama sistemi bağımsız otonom seyri sefer sistemi geliştirilmesi projesine ilişkin paylaşımda bulundu. Geleceğin harekat ortamına hazırlandıklarını belirten Demir, röportajın devamında şunları kaydetti. Yapay zeka destekli sürü insansız hava araçları kabiliyetinden sonra, insansız hava araçların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı Kerkes projesini başlattık. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda, sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek, konum kestirimi yapılacak, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacaktır. Sistem sayesinde, yüklenen haritayla göreve başlayan insansız hava araçları, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak, GPS'e gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor. Sürü insansız hava araçları konsepti halen 20'den fazla insansız hava araçları ile sürdürülüyor. Sürüde yer alan insansız hava araçların her biri farklı görevleri yerine getirebiliyor. Kerkes projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın geçen yıl çağrıya çıktığı robotik teknolojilerinin geliştirilmesi, geniş alan çağrıları sonucunda kurgulandı şeklindeki açıklamalarıyla röportajına son verdi.